Sevgili tarih talebeleri, kitap kurtları, bibliofiller hepinize selamlar. Bugün Yakın Çağ Tarihi Kaynakları serisinin dördüncü ve son bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde hem Yakın Çağ Osmanlı Tarihi hem de genel olarak tarihimizle alakalı yayın yapan dergiler hakkında konuşacağız. Şimdi ilk olarak Osmanlı basını videosunda yer vermediğim dönemin mecmua olarak adlandırılan süreli yayınlarıyla başlamak istiyorum. Şehbal, 1909-1914 yılları arasında 100 sayı yayınlanmıştır. Magazin ve Fikir dergisidir. Derginin en önemli özelliği her türlü olaya ve duruma ait sayfalarında yer alan ve sayısı 3500'e yaklaşan fotoğraflardır. Başta Trabluskarp ve Balkan Savaşları ile ilgili görüntüler olmak üzere Osmanlı veya yabancı devlet adamları, musiki şinas, ressam, öğretmen, mühendis, kimyager gibi meslek sahiplerinden okuyuculara kadar pek çok kimsenin fotoğrafıyla cami, çeşme, köprü, kütüphane, gemi, meşhur ressamların tabloları, şehir manzaraları, çeşitli ülkelerdeki yaşayışı tasvir eden manzaralar, dikiş nakış ve ev işleri gibi alanlarda fotoğraflar yer alır. Derginin yazarları arasında Şehabettin Süleyman, Yunus Nadi, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Nigar Hanım, Şair Nigar Hanım, Rauf Yekta, Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamit, Falih Rıfkı Atay, Selim Sırrı Tarcan, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi gibi dönemin ünlü isimleri var. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk haberlerinin çıktığı dönemde Temmuz 1914'te yayın hayatına son vermiştir. Bununla ilgili 2010'da Libra yayınlarından çıkan bir kitap var. İttihatçı aktüeliteden kitlesel popülariteye Şehbal Mecmuası 1909-1914 diye merak edenler bu kitabı inceleyebilirler. Askeri süreli yayınlara biraz değinelim. Ceride-i Askeri Sultan Abdülaziz döneminde 16 Ocak 1864'te yayın hayatına başlayan Ceride-i Askeriye, Türk basın tarihinde yayınlanmış ilk ve uzun süreli askeri gazetedir. 15 Kasım 1922 tarihine kadar yayın hayatını sürdürmüştür. Bununla ilgili birkaç tez yapıldı. Daha da incelenmeye muhtaç özellikle askeri sosyoloji açısından bir kitap yayınlanmıştı. Necdet Hayta ve Uğur Ünal hazırlamıştı onu. İlk 30 sayısının transkripti. Başlığı Osmanlı Askeri Gazetesi Ceride Askeriye 1.30 olması lazım. Bu isimle çıkmıştı. 2007'de e, bunu da not alın. ceride Bahriye. ceride Askeriye'nin Deniz Kuvvetleri versiyonu 5 Haziran 1889'da yayın hayatına başlıyor. Hangi tarihte sonlandığı meçhul. Hasan Duman'a göre son sayısı 1914 yılında 674. sayıya kadar gelmiştir. Mecmuayı u Askeriye. İlkin Ceride-i Askeriye'nin ilavesi olarak yayın hayatına başlayan, 1882'de ise müstakil olarak yayınlanan askeri dergi. Bulunabilen son sayısı 1913'e ait. 1909'a kadar 166 sayı yayınlandıktan sonra her yıl ayrı numaralandırılıyor. Toplam 219 sayı çıktığı biliniyor. Balkan Harpleri ve 1. Cihan Harbi döneminde yayın hayatına ara veren dergi 14 Mart 1919 tarihinde Mecmuayı askeri adıyla tekrar yayınlanmaya başlıyor. 71 sayı yayınlandıktan sonra Mart 1929 tarihinden Şubat 1948'e kadar askeri mecmua, Mart 1948'den Eylül 1961'e kadar ordu dergisi, Eylül 1961'den sonra ise silahlı kuvvetler dergisi olarak yayın hayatını sürdürüyor. Günümüzde de devam ediyor bunun yayını. Bu dergiye yüksek lisans tezi olarak çalışmıştım fakat yakın zamanda fark ettim. YÖK Tez Merkezi'ne fihristi olmadan koymuşum. Enstitü de onayladığı için değişiklik yapamıyorum. Kanalın hakkında kısmında Akademiye Edu bağlantısı var. Oraya tıklayıp fihristi olan dosyayı inceleyebilirsiniz. Mecmuay Fünunu Bahriye Mecmuay Fünunu askeriyenin Deniz Kuvvetleri versiyonu. Bu da Hasan Duman'ın belirttiğine göre... 1889-1914 arası 214 sayı yayınlanmıştır. Risale-i Mevkute-i Bahriye 1914-28 arasında çıkmış 94 sayı yayınlanmış. Sonra Donanma veya Donanma Mecmuası Mart 1910'da ilk sayısı çıkmış. 1913'e kadar Donanma, 1914-1919 yılları arasında ise Donanma Mecmuası adıyla yayınlanmış. 191 sayı Propaganda dergisidir. Bu denizcilik konulu süreli yayınların fihrisini içeren güzel bir çalışma var. Denizcilik tarihiyle ilgileniyorsanız bu kitap elinizin altında olsun. Risale-i Mevküte-i Bahriye, Deniz Mecmuası, Donanma Dergisi, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Makaleler Listesi diye. Bir de Deniz Müzesi'nin resmi internet sitesinde bu yayınların bir kısmı dijital ortama aktarılmıştır. Oradan da inceleyebilirsiniz. Harp Mecmuası. 1915-1918 yılları arasında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir propaganda dergisidir. Toplamda 27 sayı yayınlanmıştır. Türk Tarih Kurumu latinize ederek basmıştı en son. Diğer dergilerden biraz bahsedelim. Yeni Mecmua Edebiyat, Fikir ve Sanat dergisidir. İki dönemde yayınlanmıştır. İlki 1917-1918 yılları arasında 3 cilt halinde 66 sayı. Bu dönemde derginin sorumlusu Ziya Gökalp. İkinci dönemi ise 67. sayıdan itibaren Falih Rıfkı Atay'ın yayın yönetmenliğinde 1 Ocak 20 Aralık 1923 tarihleri arasında devam etmiştir. Toplamda 90 sayı çıkmıştır. Ayın tarihi bu ilk önce 1923-1931 yılları arasında Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da 86 sayı yayınlanıyor. Bu derginin kurucusu Zekeriya Sertel. Resimli aylık bir dergi. 1931-33 yılları arasında yayınlanmamış. 34'ten itibaren aynı isimle ikinci kez Vedat Nedim Törün yönetmenliğinde yayınlanıyor bu sefer. 285 sayı devam etmiş. 1957-1976 arasında yine hiç yayınlanmamış. 1976'da üçüncü kez Ayın Olayları adıyla 3 ayda bir yayımına başlanmış. 1978'de adı yine Ayın Tarihi olmuş. Bu tarihten sonra da 1987'nin Aralık ayına kadar yayınlanmış. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası ya da 1912-1920 yılları arasında 9 cilt 77 sayı halinde tarihi Osmanlı encümeni yayını olarak çıkmıştır. Bu mecmua İttihat Terakki Partisi'nin Türk kültürü ve medeniyetinin aydınlatılması politikaları çerçevesinde yayına başlamış. Burada yer verilen makaleler çoğunlukla Osmanlı arşiv belgelerine dayalı hazırlanmıştır. Bu yayın Cumhuriyet döneminde ise 1924-1931 yılları arasında Türk Tarih Encümeni Mecmuası ismini almış ve 4 cilt, e, yaklaşık 24 sayı olması lazım, 4 cilt daha çıkmıştır. Darülfünün Edebiyat Fakültesi Mecmuası. 1916-1933 yılları arasında Edebiyat Fakültesi bünyesinde 9 cilt 31 sayı halinde yayınlanmıştır. Dergide tarihçi Ahmet Refik Altınay'ın birçok makalesi vardır. Sonra Milli Tetebbular Mecmuası. 1915-1916 yılları arasında neşredilmiştir. 5 sayı çıkmıştır. İslam medeniyeti ve Türk kültür tarihi ile ilgili öncü çalışmaların yayınlandığı bir dergidir. Çocuk dergilerinde artış var. Benim bir dönem çok rastladığım 3 tane çocuk dergisi vardı. Talebe Defteri, Çocuklara Mahsus Gazete ve Çocuklara Rehber. Bunlar hakkında bazı kitaplar var. Mesela Libra Yayınlarından çıkan A Teacher, Educator and Guide, Talebe Defteri and Formation of an Ideal Child diye. Palet Yayınlarından çıkan eski harfli dergilerden çocuklara mahsus gazetenin tahlilli incelemesi. Bir de 2008'de eğitim kitap evinden çıkan çocuklara rehber dergisi inceleme indeksi olması lazım onun da. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Kadınlara yönelik çıkarılan süreli yayınlarda genelde ikinci meşrutiyete yakın zamanlarda artış vardır. O dönemlerde çıkıyor zaten ekseriye. Tez dönemindeyken olsun sahaflarda vakit geçirdiğim dönemlerde ve online kitapçılık yaptığım zamanda sık rastladığım süreli yayınlar vardı. İşte Kadın tarihi, cinsiyet araştırmaları için bu süreli yayınlardan faydalanmak lazım. Neler var? İşte Hanımlara Mahsus Gazete ve Kadınlar Dünyası dönemin önemli dergilerinden. Aslında bu konuya ilgi duyanlar Libra yayınlarının çıkardığı Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri serisi var. Altı cilt oldu sanırım en son. O seride işte kadınlık hayatı, insaniyet, firuze, siyanet, kadınlar dünyası olacak. Bunu inceleyebilirler. Dergiler konusunda da şimdilik diyeceklerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.